Evet, içenler el kaldırsın. Emine Hanım sizle başlayalım, buyurun. Çorbayı beğendim, tam istediğim kıvamda. Oh, bildiğim bir çorba olduğu için bildiğiniz tam güzel olmuş. Eline afiyet sağlık. Olsun. Afiyet olsun. Şefika Hanım. Ben çorbada biraz soğan kokusu alamadım. Soğan var. Azıcık da ekşi geldi. E zaten mayhoş çorba bu. Mayhoş. Adı üzerinde ekşi olması lazım. Adı mayhoş çorba. Bunun adı mayhoş. Ispanaklı mayhoş çorba. Bana öyle geldi. Sana öyle geldi, mayhoş çorba o. Soğan tadı alamadım derken? Soğan zaten buna konuluyor, soğan kavruluyor. Soğan içinde bir damla kıvırıyor. Soğan yok, soğan yok. Ispanak yemeği soğan değil. Soğan tadı alamadım diyorsun zaten. Biz soğanlı yapıyoruz, ne bileyim, ben damla yapıyorum. Bu ayrı, bu ayrı yemek. Bu ayrı yemektir. Buna soğan konulmuyor. Sizin yörenize göre işte. Bizim pırtike de göre. Pırtike de deniliyor. Sizin bildiğiniz içli köfteye Siirt'te kitel denir, Server kitel. Evet. Üzerine de bu ıspanaklı sos yapılır. Tabii böyle pirinci mirinci olmaz, daha katısı olur mu? Bu pırtike de deniliyor yeşil böyle. Zaten mayhoş ekşi olmalı. Ekşi olmalı. Mayhoş yani bu. Ispanak yemeği bu. Yerken dökürüz. Bu çorba. Mayhoş. Evet, evet, bunda soğana gerek yok. Sizin söylediğinize göre değil yani. Nohut da koyuyoruz. Her memleketin ayrı oluyor. Biz bunu mercimekle de eşkili yapıyoruz. Ya, eşkili yapıyoruz. İşte her yöreye göre değişiklik arz ediyor. Pırtike de, zaten onun söylediği gibi pırtike de deniliyor. Yok, biliyorum. Yani şey, biz Arapçasını yazmadık da Türkçesini yazdık. Evet. Türkçesi daha iyi, en azından ne olduğunu biliyoruz. Bileceksiniz yani. Yabancı olduğunu bildiğimiz yemek ama isimden yazdık. Yabancı isim yazmadık yani biz. Peki. Doğru, Türk ismi yazdık. Esel Hanım, buyurun, nasıl buldunuz çorbayı? Zuhal Hanım, bu çorbayı ilk defa içiyorum. Afiyet olsun, olabilir. Ispanak yemeği gibi olmuş, biraz sulu olmuş. Ama ıspanak güzel yemeği gibi olmuş. Çorba. Tavuklarında da biraz böyle tıkırlı. Aroması farklıdır aslında. Tavuklarda tıkır tıkır içinde olamaz. Ya, birazcık tıkır tıkır olamaz. 3 tane yedim. Tıkır tıkır olamaz çünkü biraz tıkır. Hayır, bakın Zuhal Hanım. Ben alıyorum hemen. Al bakın Zuhal Hanım. Helva gibi pişmiş. Helva gibi pişmiş. Konserve mi bu? Konserve. Evet, konserve. Konserve şansı tıkır tıkır oluyor. Olamaz. 3 tane yedim. 2 tanesi daha. Konserve nasıl tıkır tıkır olabilir? Çiğ konserve mi satıyor? Zuhal Hanım, bazen konservelerde de garnitürlerde de böyle tıkır tıkır oluyor. Pişmemiş olan var mı tıkır tıkır? Bir bakayım. Bir bakar mısınız Nohut'a? Bakar mısınız Nohut'a? Allah için konuşun yani. Şimdi ben yedim. Yok, ben şimdi bahane bulmayın, rica ederim. Çok güzel pişmiş. Güzel pişmiş diye Emine Hanım. Hiç rica ederim. Herkes nohutundan özel kalsın. Bu sulu oluyor. Bak, bir şey söyleyeyim. Bu sulu oluyor. Benim bir tane var, yedim nohutu, bir de pişmişti bir tane. Nohutu güzel pişmiş. Pişmiş mi Rasim Hanım? Pişmişti. 3 tane yedim. Bir saniye. Pişmiş geldi. Bir şey yapmayayım. Bir tane arama. Bahane arama. 1, 2, 3, 4, 5. Müsaade ederseniz söyleyeceğim. Bakın az önce dedim ki 3 tane yedim. 2 tanesi tıkırdı. Bir tanesi pişmişti dedim. Şu an bir tane aldım. Evet, o da iyi geldi. Olanı söylüyorum. Evet, teşekkür ederim. Hani benim sağ ol yani. Kötülemek yani gibi. Çünkü hazır konserve pişmeden olmaz yani. Ama şöyle bir şey, biz garnitür alıyoruz. Yeri geliyor garnitürler bile pişmemiş olabiliyor Zuhal Hanım. Sebze garnitürle nohutu kıyaslayamazsınız ama yani. Yok bakın, dedim iki tanesi tıkır geldi. Bunların bir tanesi tıkır konserve yedim, çünkü. Evet, hani kendi haşlasa dediğiniz olabiliyor. Olabilir. Kendimiz haşlasaydık bir olabilir. Bir tane daha aldım. O daha iyi geldi. Onu da söylüyorum. Benim şeyim yok yani. Ben neyse onu söylüyorum. Afiyet olsun, ama bu çorba böyle oluyor. Hani ilk defa yediğim için bir ıspanak yemeği sulu geldi. Sulu dediniz ama çorba yani. Sulu olacak. Evet, işte sulu. Bunun özelliği bu zaten. Bunun özelliği bu. Özelliği, bu. Özelliğini bilmiyorum. Ispanak çorbasında ilk defa yiyorum. Zuhal Hanım biliyor. Bunun özelliğini belki biliyor Zuhal Hanım. Aroması farklı oluyor. Sumak suyu koyuyoruz ve reyhan. Reyhan koyuyoruz. Sumak suyu koyuyoruz. Reyhanın tadını aldım. Ispanak yemeğinden ayıran aroması oluyor. Zaten sumak yakışır. Siz nasıl buldunuz Rasim Hanım? Ben çok beğenmedim. Bir niye? De şey, konserve yasak değil miydi yani? Yok, yasak değil. Öyle mi? Yok, yani? Yasak değil. Ben çok beğenmedim. Kullanabiliyoruz çünkü soğuk kullanabiliyoruz. Yasak değil. Yasak değil. Senin tercih meselesi. Yani kimi anladım tercih ediyor, kimisi kendi haşlıyor, kimisi konserve yani kullanıyor. Sanki ıspanak yemeğinin sulu bir tadı kalmış gibi. Ya ama bu başka bir çorba, ıspanak yemeği değil. Anladım, onun yemeğine benziyor dedin, tadına benzetti. E tamam, ıspanak ama ıspanak hep benzeyecek. Yemeğinin sulu kalmış mı yani? Neye benzeyecekti? Beğenmedim. Ispanak kabağa mı benzeyecekti? Zehra, yorumlara gel. Eline sağlık. Gayet güzel olmuş. Yok, güzel olmuş. Ekşisi mi ekşi? Ben çok beğendim valla. Gayet böyle lezzetli çorba. Sen bahane arıyorsun. Nasıl istiyorsanız öyle düşünün. Ama hak yersen sen de vicdanınla sabaha kadar yatacak mısın? Sen diyorsun vicdanla sorgulama. Sen de beni vicdanla karşılığında sorgulama. Sen sorguladın beni, ben de seni sorgularım o zaman. Hayatım. Ben seni hiçbir zaman vicdanla sorgulamam. Sen zaten vicdanla bağlı sağlık. Sorguladın, sen çok sorguladınız. Hem başladın vicdan meselesine girmeye. Hayır hayır, tabii yani Allah. Kendin diyordun geçen gün, neyse onu vereceksin. Vicdan girmeyin diyordun. Kendin söyledin. Düşük puan vermek için bahane arama yani. Ben düşük puan versem kaç günden beri verirdin. Yok, vermezsin. Tabii senin vicdan rahat etmez. Vermedin mi? 4 puanı düşük mü? Allah'ın 3 puan verir var ya. Masam 4'lüktü.
İşte de hiç bu gelinin emeği yoktu. Her şeyini yetiştirdi, üstü giyinik. Benim bu çıpanam da duruyordu. Çorbamı ıspanak yemeğine benzettiler. İçinde ıspanak olduğu için. Yani neye benzetebilirlerdi? Hiç neyi beğendin o zaman? Üç zaten. Hiç lezzeti yoktu. Hiç lezzeti yoktu. Evet, lezzeti yoktu. Ötekileri al. Sizinki hepsi lezzetli miydi yemekleriniz? Evet, şimdi lezzetliydi. İkisini al bir tane. Niye sen gelinlerin menlerine toz konduramıyorsun? Tabii konduma 10 tane menüsü vardı benim gelinim. 10 tane de hiçbir de uyumlu değildi. 4 tane verdi. 10 menü, 4 tane verdi. Çok çeşit yemek vardı. Hala onu konuşuyorsunuz. Ama sen de konuşun, mecbur karşılık alıyorsun. Sen yutsuzsun, ben konuşayım. Ben bugün arkadaşın masasıyla ona yemek yapıyorum. Ama bize de taş geliyor, mecbur konuşmak zorundayız. Buyurun konuşun o zaman. Hala pazartesinde kalalım. Buraya konuşmaya geldim. Cuma'ya gelmeyeyim ben de. O zaman tek söyle, tek kişinin adını anaraktan şey yap, yorumu yap, biz girmeyelim. Ben arkadaşla konuşuyorum zaman. Tamam da sen hiç memnun olmuyorsun söylentilere. Sen yok, ben konuşayım, hep dinleyeyim. Buyurun konuşun. Konuşacağız zaten. Ama o gün bugündür burnundan getiriyorlar. 7 puan aldın, 7 puan aldın diye. Ama hala bugün cuma, hala onu konuşuyorlar. Ama hak etti gelininiz. Evet, onu hak etti. Gelin hak etti. Verdi. Bir tane eksik bir şey çıkmadı. Helal hoş olsun. Helal hoş olsun kardeşim. Bugünkü masaya bakın. Tamam, bırakmıyorsunuz ki ben bugüne adapte olmamı bırakmıyorsunuz. Bugüne adapte ol. Demin madem öyle sizi de üzmüş bu konu, çözüme kavuşturalım. Zaten ben işte ilk gün o kadar yedi verdim, aslında vermeyecektim falan filan diyen bir açık belirten Remzi Hanım. Şimdi onun dışında arkanızdan kim ne söylemiş ki? Onu söylesin. Kim pişman söyledi, kim, olan? Yani, kim başka kimse ben... vermediler ama ben yüzünü vermeyecektik. Hani etkilendik deyip söyleyenler olmuş. Kim söylemiş? Etkilenmedi. Şöyle bir açıklama yaptılar. Biz Şefik Hanım da dedi, ben de kimseden yedi beklemiyordum dedi. Ben verdim ama kimsenin vereceğini zannetmiyordum dedi. Herkes birbirinin yedisini görünce şok oldu. Şefik Hanım çok güzel söyledi. Ben siz yorum yaptınız, verdiniz. Ben beğendim de verdim. Yorum yapmadım, yedim de verdim. Beğendim verdim dedi. Helal olsun Şefik Hanım. Evet, o zaman Şefik Hanım değildi bu. O değildi. Kimdi? Ben miydim? Ben konuşmadım. Ya zaten Remzi Hanım söyledi. Ben Emine Hanım değildi. Ben de masada yani, yüzlerine söyledim. Arkamdan katıyım. Ben daha konuşmam. Allah korusun. Yani kim söylemişse de adını ver. Neyse ben açık yüzümüze demedim mi? Ben zaten hiç pişman olmadığımı söylemiştim Zuhal Hanım size. O zaman Emine Hanım. Yok hayır, kesinlikle ben dün yüzlerine söyledim. Yine ki arkasından kimse bir şey konuşmamıştı. Hepimiz yüzüne ayrıydı. Dedim ben. Kimse yani gizli saklı değil. Bir saniye, Emine Hanım da yüzünüze dedi. Aynen. Kim kaldı ki Esen Hanım da ben pişman değilim diyor. Ben son beni de Hanım'ı bilmiyorsunuz zaten, ben hiç pişman değilim. Yani dün de ben bana yapılan haksızlıktan sonra dedim. Ha, evet. 2-3 gündür hiç söylüyor muydum pişmanlığımı? Dünden sonra söylemeye başladım. Masaya geldim, direkt oturdum, söyledim. Ispanak çorbasının ıspanak yemeğine benzettiler. Fakat ıspanak yemeğiyle hiçbir alakası yoktu. İçinde soğan arıyorlar. Ispanak çorbasının içinde soğan olmaz. İçinde ıspanak yemeğinden ayıran zaten aromasıdır. Peynirli çıtır böreğim hazır. Beni alıp veremediğin nedir senin? Ben sana ne yaptım? Alıp veremediğinle alakası yok. Neden öyle dedin sen yani bana? Yani bana verilen siz puanlara dayanarak da haksızlık oldu diye. Siz 4 verdiniz diye bugündür kuruluyor size işte. Yani onu söyledim. Açıkçası söyledi. Niye 4 verdiniz diye. Ne gördün? Rakip mi gördün? Rakiplikle alakası yok. O niyetle dedin? Gelseydim 3 verirdim, 4 verirdim, işte sesimi çıkarmazdım. Neden öyle bir şey duydun? Neden öyle dedin? Ama hani ben de sinirlendim. Neden görüm? Kalktım 6'ya karşılık 4-3 aldım. Ben de sinirlendim. Kimseyle bir laf söylemedim. Ne söylemedin? Ben de sinirlendim ama hiç öyle bir kimseye kelime söylemedim. Tabii rahat rahat 4'ünü verdin, kenara geçtin. 6'yı aldın, 4'ü verdin, ok ne öyle, oturdun kenara. Yok daha oturmadı. Oturuyor. Daha bugün var. Ben neyse yüzünüze dedim. Yani hiç arka başka böyle çelişkili kelimeler yok, konuşmayın. Yok arkadan kimse konuşmadan. Biz kim birbirini görüyor ki konuşsun. Röportajda. Herkesin evi ayrı, yolu ayrı. Kadın budu köfte, peynirli çıtır börek, Van usulü cacık. Rasime Hanım dünkü 8 puana çok takındı. Bütün gün masada o 8 puanı konuştu. Kıskançlıktan surat astı. Yok arkamdan konuştunuz diye eleştiriler yapmaya başladı. Kimse de onun arkasından konuşmuyor. Her şey masada olan şeyler, göz önündeki şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.